2024 yılında iPhone 6s'in performansı halen şaşırtmaya devam ediyor. Geçenki videolarımda Geekbench 6 skorlarını sizlerle paylaşmıştım. Videonun altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Hangi ülkenin geldiğini ben de bileyim ki videoyu sonuna kadar kaç tane takipçim izlemiş. Şimdi bu seferki videomuzda AnTuTu benchmark skorlarını sizlerle paylaşacağım. Geçenki videomdaki gibi yine 5 tane büyük temel ana ülkeyle birlikte bu testleri yaptım. Ve bu testlerin sonucunda çok şaşırabileceğiniz bir tane ülke karşımıza çıktı. Evet, şimdi bir infomuz girsin. İntrodan sonra videoya hızlıca devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, introyu attıktan sonra videomuza tekrar hoş geldiniz. Evet, demin de girişte bahsetmiş olduğum gibi 2024 yılında iPhone 6s halen daha bu Geekbench 6 skorları olsun, AnTuTu benchmark skorları olsun, hızlarına hız katmış denilebilecek şekilde şaşırtıcı skorlar bizim karşımıza çıkartıyor. Ya bu iPhone 6s ölümsüz bir cihaz yapmışlar açıkçası arkadaşlar. Kaç sene geçmiş olmasına rağmen halen daha cihaz alınabilir mi veya skor kaç veriyor veya abi şu uygulamayı kaldırıyor mu tarzı yorumlarınızla karşılaşıyorum. Ve elimden geldiğim kadarıyla da bunlara ben cevap vermeye çalışıyorum. Bundan dolayı ise emeğe saygı olarak kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Altta da birkaç tane nokta dahi de olsa yorum yazsanız olur yani açıkçası. Çünkü bunlar algoritmadan dolayı bize bir tık öne çıkartıyor diğer insanların çekmiş olduğu videolara karşı. Şimdi uzun lafın kısası gençler. Şöyle söyleyeyim size. Geekbench 6'yı geçenlerde yapmıştım. İzlemeyen arkadaşlar için tekrar oradaki skorları bir paylaşayım hızlıca. Hemen bu tarafa gelirim. Fotoğraflar bölümüne. Bu arada hayat çaydan sonra başlar gençler, unutmayın. Şimdi ilk başta benchmark skorlarına baktığımız zaman Türkiye 646'ya 976 almıştı. Biliyorsunuz 646 tekli çekirdek, 976 da çiftli çekirdek olarak bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi diğerkine bakalım. Fransa, bu efsane olan bir Fransa vardı ya, hatırlarsınız. Bu efsane olan Fransa tırt çıktı yani gençler, bilginiz olsun. Tekli de 637, çiftli de ise 1012 almayı başarmıştı Geekbench arkı skorlarında. Ondan sonra geçelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Geekbench 6 skorlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde 643 alan ve çiftlide ise 1029 almayı başarmıştı Amerika Birleşik Devletleri o zaman. Şimdi geldik çok uzaklardaki Çin'e. Çin'de 651'e 1026 almayı başaran iPhone 6s'imiz 2024 yılında yine söylüyorum çok hızlı. Evet, geldik şimdi geçenki benchmark skorlarının en yüksek alan ülkesi Japonya'ya. Biliyorsunuz Japonya artık iPhone kullanmayı artık devlet yetkilileri sektöründe çalışan insanlara, o kategorideki insanlara yasakladı. Çünkü istihbarat toplama falan filan muhabbetleri yapıyorlar. Bunlarda da iPhone'da nasıl gizlilik ayarları yapılacağınız dair bir video hazırlayacağım. Çok ama çok işinize yarayacak. Bundan dolayı videoları takip etmeyi, kanala abone olmayı unutmayın ve kaçırmayın gençler. Çünkü benim anlatacaklarımı YouTube camiasında doğru dürüst anlatan çıkmıyor, haberiniz olsun. Şimdi Japonya 651'e 1037 almayı başararak Geekbench 6 skorlarında en önde bitiren ülke olarak karşımıza çıkmıştı. AnTuTu sonuçlarına 2024'te iPhone 6s'in bakıyoruz gençler, bilginiz olsun. Şimdi ise AnTuTu benchmark skorlarına hep birlikte başlıyoruz. Şimdi yine ilk başta Türkiye'den başlıyoruz ve güzel ülkem Türkiye'de ne kadar sonuç almış hep birlikte bakıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere 247.489 almayı başarmış güzel ülkemde. Alt taraftaki GPU'leri, NPU'leri falan da siz buradan takip edebilirsiniz. Tek tek bunları anlatmayayım. Bunlar çünkü çok ince detaylar gençler, biliyorsunuz. Önemli olan buradaki mavi bölümdeki almış olduğu skor. Şimdi gelelim diğer ülkemize. Hemen sağ kaydırdık ve yine efsanelerden bahsedilen Fransa yine tırt çıktı gençler, haberiniz ola. Şimdi burada ise 215.021 olarak yine bizim karşımıza çıkıyor. Alt taraftaki de Geekbench'teki Nemo Memo ukusu mukusunu görüyorsunuz gençler, haberiniz olsun. Şimdi yine videomuza
hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bakalım. En sonda video sonuna kadar izleyin. En sonda zaten kararınızı vereceksiniz hangi ülkenin daha çok skor aldığına dair. Şimdi hemen sağ kaydırdık yine ve karşımıza Amerika Birleşik Devletleri çıktı gençler. Amerika Birleşik Devletleri ise 236.474 puan alarak bizi şu anki diğer alan skorlardan en üst skor almayı başaran ülkeler arasında yerini şu anda en başa yazdırdı. Evet, yine hızlı bir şekilde devam edelim. Sağ tarafı yine kaydırıyoruz. Yine gittik uzaklara, Çin'e. Çin'de 214.685 puan alarak bizim karşımıza çıkmayı başarmış gençler. Ya Çin'de açıkçası çoğunlukla kendi markalarını kullanıyorlar ama yine Apple orada zaten 6S kullanırlar mı artık 2024'te bilmiyorum. Neyse yine de ben bunun da sonucuna baktım. Merak eden arkadaşlarınız vardır diye. Şimdi yine sağ tarafa çevireceğiz. Sağ tarafta yine bir Japonya klasiği var. Japonya klasiğinde ise 234.718 almayı başarmış bizim Japonya'mız da şimdi. Şimdi alt taraftaki GPU'larını falan bakabilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere şu anda Japonya deminki bahsetmiş olduğum Geekbench 6 skorlarındaki gibi birinci sırayı alamadı. Peki burada birinci sırayı kim aldı? Burada birinci sırayı tabii ki de Amerika Birleşik Devletleri aldı. Yine anlattıklarına göre diğer yurt dışındaki kanalların Fransa en üste alıyordu. İşte bu AnTuTu puanlarında filan diye yazıyor, ediyor, çiziyorlar kafalarına göre. Ama görüyorsunuz yine bir efsanenin çürütme videosuna hoş geldiniz tekrardan diyebilirim. Neyse, uzun lafın kısası gençler, sonuç bu. Amerika Birleşik Devleti AnTuTu benchmark skorlarında birinci olarak bitirdi. Haberiniz olsun. Şimdi videoyu daha fazla uzatmanın manası yok. Görmüş olduğunuz üzere Amerika birinci olarak bitirdi. Diğer videoda da bahsetmiş olduğum benchmark skorunda da Japonya aldı. Hangisini de kullanalım diye soracak olursanız öbürkü çekmiş olduğum videoda Japonya öndeydi ama Amerika'da çok da gerisinde değildi açıkçası. Bunda ise Amerika birinci sırada çıktı. Ne yapalım diye soruyorsunuz. Benim size nacizane fikir olarak verebileceğim sonuç şu: Amerika Birleşik Devletleri olarak kullanabilirsiniz bölgeyi ve biraz daha performans alabilirsiniz diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü skorlar, sonuçlar hep birlikte belli. Bakın AnTuTu benchmark skorlarında bu skoru alıyor. Hemen gelelim bu tarafa. Burada ise yine bakın tekli çekirdekte çok az bir şey değil. Tekli çekirdekte de 643 almayı başarmış. Çiftli çekirdekte 1029 almayı başarmış. Yani yine kaç senelik cihaz arkadaşlar bu skorları size verebiliyor. Bundan dolayı benim size tavsiyem Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanabilirsiniz. Fransa, yani Fransa'yı sallayın gençler. Fransa cacık çıktı, haberiniz olsun. Evet, bu ve bunun gibi videolar için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve altta yorum yapmayı unutmayın gençler. Diğer videolarda görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.